Malatya Uslat TV ekranlarından merhabalar değerli izleyenlerimiz. Yine bir tarım günlüğü programıyla karşınızdayız. Bu hafta programımıza konuğumuz Kayseri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarından gıda yüksek mühendisi Şule Nur Saçkesen hanımefendi. Şule Hanım hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk Talip Bey. Şule Hanım'ı kısaca bir tanıtmak istiyorum. Şule Hanım enstitüde fonksiyonel gıdalar üzerine çalışmalarını yapmakta. Aynı zamanda İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde doktorasını devam etmekte. Orada yine bildiğim kadarıyla su keferi üzerine çalışmaları... Evet, doktora çalışmam bu olacak. Su keferi üzerine çalışmalarını yapıyor. Enstitüde de yine bu fonksiyonel gıdaların üretimi, bunların uygulanması gibi çalışmalar bulunuyor. Şule Hanım, kısaca bir aslında bu haftaki konumuz da yine sizin çalışma alanınız olan fonksiyonel gıdalar ve bunun beslenmedeki önemi üzerine olacak. Fonksiyonel gıdalar terimi biliyorsunuz yani gıda beslenme konusu çok önemli bir konu. Doğru beslenme, sağlıklı beslenme, dengeli beslenme çok önemli bir konu. Her şeyin başı aslında bir nevi beslenmeden geçiyor. Yani fayda, hastalıkların da birçoğu dengesiz beslenmeden geçiyor. Birçok hastalıkların da şifası yine yediğimiz bu gıdalarda. Bunlarla üzerine konuşacağız. Fonksiyonel gıda dediğimiz zaman ne aklımıza geliyor? Ondan isterseniz bir başlayalım efendim. Buyurun. Öncelikle çok güzel şeylere değindiniz. Gerçekten de insanlar yediklerinden veyahut yemediklerinden hastalanıyorlar. Yaygın bir görüş bu son zamanlarda. Şimdi fonksiyonel gıdaların sınırları kesin olarak belli değil. Farklı görüşler var ancak günlük beslenmemizde aldığımız birçok gıda aslında fonksiyonel gıda olarak değerlendirebiliyoruz. Beslenme, hastalık, sağlık ilişkisi önemli fonksiyonel gıdalarda. Fonksiyonel gıda deyince aklımıza aslında şu gelmeli. Şimdi beslenmenin ötesinde bize sağlığa faydalı bileşenler içermesi gerekiyor. Bir hastalığı özellikle engelleyebilmeli veya hastalık oluştuktan sonra tedavi sürecinde iyileşmeye yarar sağlayabilmeli veya hastalığa yakalanma riskini azaltabilmeli fonksiyonel gıda. Fonksiyonel gıdalar doğal olarak bulunabilirler gıda içerisinde veya gıdalar elde edilirken, üretilirken dışarıdan eklenen bileşenler olabilir. Daha sonra fonksiyonel gıdalar elde edilebilir. Dünyada farklı isimlerle adlandırılıyor aslında fonksiyonel gıdalar. Örneğin nutrasotikler, düzenleyici gıdalar, farma gıdalar veya tıbbi gıdalar dediğimizde de aslında fonksiyonel gıdalar kastediliyor. Böyle bahsedebilirim fonksiyonel gıdaya da fonksiyonel besinlerden. Fonksiyonel gıda terimi tabii hep duyuyoruz ama son zamanlarda Bir de bu hayatımıza giriyor, çok görüyoruz. Burada takviye edici gıdalar var bir de. Evet. Bunu da Çok sık bir şekilde görüyoruz. Eczanelerde satılıyor birçok ürünün. Takviye edici gıda olarak böyle ilaç formunda da yapılan, yani ilaç değil de ilaç değil fakat toz kapsül aynı teknolojiyle yapılan ürünleri bulunuyor. Bu fonksiyonel gıdayla takviye edici gıdalar arasındaki fark nelerdir? Evet, tüketiciler bunu çok karıştırıyorlar. Karıştırmakta da haklılar aslında. Aslında aynı şey değil. Fonksiyonel gıda ile takviye edici gıda aynı şey değil. Şimdi fonksiyonel gıdalar beslenmemizde rutin olarak aldığımız, klasik tükettiğimiz gıdalar. Beslenmenin bir parçası aslında ve takviye edici gıdalar toz, kapsül ve içecek formunda oluyorlar. Bir fonksiyonel gıda kesinlikle toz, kapsül şeklinde olamaz. O yüzden takviye edici gıdalar bu şeyde yer alıyorlar. Bileşenlerin biyo yararlığı modifiye edilerek fonksiyonel gıdalar elde edilebiliyor. Yararlı bileşenlerden bir tanesi doğal olarak artırılabiliyor fonksiyonel gıdalar elde edilirken. Ya da sağlığa zararlı bileşenler, örneğin işte gluten çölyak hastaları için zararlı biliyoruz ki, çıkartılarak da fonksiyonel gıdalar elde edebiliyor. Yani fonksiyonel gıdalar bizim doğal beslenmemizde aldığımız bileşenler. Evet. Şimdi burada tabii enstitüdeyiz, Kayseri Araştırma Enstitüsü'ndeyiz. Evet. Buradaki yaptığınız çalışmalardan da anlatacaksınız programımızın sonuna doğru. Masamız da çok zengin bir masamız var. Burada sizin ürünleriniz var. Hem Kayseri Araştırma Enstitüsü'nde üretilen ürünler var. Onların da kısaca bir herhalde anlatacaksınız programımızın sonunda. Evet, sonunda kısaca bahsedeceğiz. Buradaki aslında ürünlerin birçoğu da fonksiyonel gıdalara örnek olabilecek gıdalar. Aynen. Bu anlamda Malatya'da aslında fonksiyonel gıdaların birçok gıdanın ürününün yetiştiği bir bölge. Mesela kayısı başta olmak üzere. Evet, kayısı çekirdeği ürünler, özellikle çekirdek. Gerçekten fonksiyonel bir ürün. Bunlara biraz sonra detaylı değineceğiz. Bileşenlerini anlatacağız. Çünkü masada çok fazla malzeme var. Çok fazla fonksiyonel gıda olabilecek gıda besin maddeleri var. Bunları kısaca bir anlatmanızı isteyeceğiz sizden. Fonksiyonel gıdalara girirken ya da takviye edici gıdalarda da bunları hep görüyoruz. İlaç sektöründe de bunu görüyoruz. Böyle prebiyotik, probiyotik, işte omega 3, antioksidanlar, işte yağ asitleri bunlar gibi birçok şeyi görüyoruz. Yani mesela biz bir takviye edici gıda aldığımız zaman ya da
Bunun prospektüsüne baktığımız zaman işte şuna iyi geliyor, buna iyi geliyor diye çok var, anlamadığımız kelimeler var. Bunları kısaca anlaşılabilir bir düzeyde bir anlatabilir misiniz efendim? Evet, bunu bahsetmeden önce şundan da bahsetmek istiyorum ben. Nedir? İçerik olarak yani neden oluşuyor bu fonksiyonel gıdalar? Gıda çeşitleri nelerdir fonksiyonel gıdalarda? Şimdi bir fonksiyonel gıda vitamin, mineral, yağ asidi, antioksidanlar gibi yönlerden zenginleştirilmiş olabilir, içeriği güçlendirilmiş olabilir. Özellikle probiyotikler, prebiyotikler, omega 3, simbiyotikler, beta karoten, likopen gibi maddeler ilave edebilir. Fonksiyonel gıdalara baktığımız zaman market raflarında şu ürünler için biz fonksiyonel gıdadır diyebiliriz. Örneğin probiyotik yoğurtlar, laktozsuz sütler, glutensiz gıdalar, işte ginkgo biloba içeren gıdalar, omega 3 ile zenginleştirilmiş gıdalar fonksiyonel gıdalara örnek verilebilir. Özellikle DHA yani omega 3 yağ asitlerinden zengin katkılı çerezler olabilir, çorbalar olabilir. Birçok şey market rafında gördüğümüz aslında çöp gıdalar dışında kalanlar fonksiyonel gıda olarak nitelendirebiliriz. Şimdi fonksiyonel gıdayı anlayabilmek için bazı kavramları bilmek gerekiyor. Özellikle çok duyuyoruz probiyotik, prebiyotik, simbiyotik. Bunlar da birbirlerine çok karıştırılıyorlar. Ama bundan önce ben bir nedir yani bunlar bizim vücudumuza ne işe yarıyorlar, aynen, nasıl bir etki gösteriyorlar? Evet, bunun mekanizmasını bir anlamak gerekiyor. Şimdi sağlıklı insanın bir gastrointestinal sisteminde yani bağırsak sisteminde 1100'den fazla tür var. Biz bu kadar türü vücudumuzda bulunduruyoruz ve inanmazsınız belki ama 2 kilograma yakın bizim vücudumuzda bir flora var. Ve vücudumuzun %90'ı bu floradan oluşuyor. İnsan hücre yani bu hücrelerden oluşuyor. Şimdi buradaki mikrobiyatanın şekillenmesi birçok faktöre bağlı. İşte bu yaş olabilir, genetik olabilir, çevresel faktörler olabilir ama beslenme bunun gerçekten de çok önemli bir ayağını oluşturuyor. Ve mikrobiyatanın bozulmasıyla oluşan bir terim var. Disbiyozis dediğimiz yani bağırsağın geçirgenliğinin bozulması, işte toksik maddelerin vücuttaki diğer hücrelere geçişinin olması gibi çeşitli ve bu bağırsak geçirgenliğin artması ya da bu bağırsağın sıkı yapısının bozulması birçok hastalığın aslında ana etmeni. Ve burada mikrobiyatanın bu bağırsak sisteminin yeniden oluşturulmasında bizim çokça kullanması gereken ürünler var, katkılar var. Bunlar probiyotikler, prebiyotikler veya her ikisinin birlikte kullanıldığı simbiyotikler olabilir. Şimdi bunları ben birazcık tek tek değinmek istiyorum. Şimdi biz ne zaman hasta oluyoruz biliyor musunuz Talip Bey? Bizim yararlı bakterilerimiz zararlı bakterilerden daha az olmaya başladığında birçok hastalığın etmeni aslında o zaman başlıyor. Birçok faktör bu şekilde şekilleniyor. Bir proje var 2008 yılında başlamış Amerika'da İnsan Mikrobiyom Projesi diye. Burada mesela insanın vücudunda bulunan işte bütün flora, bu zengin flora tek tek incelenmiş ve bunlar bir veri tabanı oluşturulmuş. Şimdi birçok hastalığın etmeninin hangi flora bozukluğu, bu oranlar nasıl şekilleniyor? Bunlarla ilgili bir veri tabanı elde edilmeye çalışıyor ve gerçekten çok güzel ve çok büyük bir proje. Burada çok da sıkmadan buradaki mikrobiyatada her bireyde kendine özgü bir mikrobiyatamız şekilleniyor. Bu flora buna göre şekillenebiliyor. Az önce de söylediğim gibi coğrafik köken, genetik, doğum şekli, beslenme, yaş, yaşam tarzı, antibiyotik kullanımı, işte kişinin geçirmiş olduğu hastalıklar etkileyebiliyor. Kişinin yaşam boyunca karşılaşmış olduğu kişisel faktörler, içsel ve dışsal faktörler etkileyebiliyor. Anne süt alıp almadığı bunu etkileyebiliyor. Şimdi beslenmenin aslında en önemli şekli şu. Epigenetik denen bir kavram var. Epigenetik dediğimiz kavram aslında şu. Vücudumuzda mesela siz bir hastalığa yatkınsınız. Bir hastalığa yakalanma riskiniz genlerinizle aktarılmış. Ama siz oradaki genleri aslında beslenmeyle susturabiliyorsunuz. Aslında bu dünyada 1940'lı yıllardan beri konuşulan ve araştırılan bir konu ama ülkemizde maalesef 2010-2011 yılından beri insanlar merak etmeye ve düşünmeye başlamışlar. Aslında epigenetik şu demek. Genler üstü genetik. Yani sizin yediğiniz şey sizin genlerinizi etkileyebilir. Yani siz vücudunuzdaki mesela çok önemli bir gen bölgesini, hastalığa yakalanma riskini azaltacak bir gen bölgesini coşturabilirsiniz ya da oradaki hastalık oluşturabilecek gen bölgesini aldığınız besinlerle, etkili maddelerle susturabilirsiniz. Yani aslında birçok hastalığı önlemek bizim birazcık da elimizde. Bunun bilincinde olmak gerekiyor. Burada da tam beslenmenin önemi işte tam bu dediğiniz evet. Bu noktada ortaya çıkıyor. Aynen. Yani her şeyi genetiğe bağlamaktan ziyade evet. Sağlıklı beslenmenin önemi, sağlıklı beslenmeyle tabii ki genetiğin önemi var. Fakat evet. Sağlıklı beslenmenin genetik üzerinde bir etkisi olduğunu söylüyorsunuz. Kesinlikle evet. Ben söylemiyorum. Evet. Bilim adamları, yapılan araştırmalar söylüyor. Ben sadece bunları aktarıyorum. Örneğin gıdalarda bahsedersek mesela
Brokolide bulunan izotiyosiyanatlar çok önemli bir epigenetik, yani genleri susturucu etkiye sahip. Mesela soya fasulyesindeki genistein. Kırmızı üzümdeki resveratrol, aynı zamanda beyaz dutta da var yüksek oranda. Ve genleri kader olmaktan çıkaracak etkileri var bu maddelerin. Bunlar diyabette, obezitede, işte kanserde, kalp damar hastalıklarında etkili olduğu görülmüş yapılan çalışmalarda. Kateşin mesela yeşil ve siyah çayda bulunuyor. Lignanlar keten tohumunda bolca bulunuyor. Mesela sinamik asit kahvede, tahıllarda ve meyvelerde, erik gibi meyvelerde bulunuyor. Şimdi burada probiyotiklerden bahsetmek gerekiyor. Evet, şimdi probiyotik nedir? Bunları kısaca anlattık. Evet, evet, bu bir ön bilgi oldu. Probiyotikler ne iş yapıyor? Nedir? Evet, probiyotik nedir? Buraya geçeyim. Şimdi canlı mikroorganizma barındıran besinler ya da mikroorganizmalara biz probiyotik mikroorganizmalar diyoruz. Hayvanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmalarda bağırsak geçirgenliği, yani bağırsaktaki inflamasyon, yani iltihabi durumları ya da hastalıkları önleyici, bağışıklık sistemine düzenleyici ve uyarıcı etkileri olduğu kanıtlanmış. Bunlar probiyotik ürünler, obezite, kardiyovasküler hastalıklar, kanser, bağırsak rahatsızlığı, tip 2 diyabet, alerjik rahatsızlıklarda etkili olduğu yapılan çalışmalarda görülmüş. Şimdi bir gıdanın, her gıda için probiyotik gıda diyebilir miyiz? Diyemiyoruz. Belirli şeyleri olması lazım. Kuralları var bunun. Özellikle de probiyotik mikroorganizmaları 10 üzeri 9 koloni kadar ihtiva etmesi gerekiyor. Yani son kullanma tarihine kadar, depolama tarihine kadar yapılan mikrobiyolojik ekimlerde bunlar tespit ediliyor ve ondan sonra bu bir probiyotik gıdadır denilebiliyor. Ne yapıyorlar peki bu probiyotik gıdalar bizim bağırsaklarımızda? Şimdi onlar genel olarak şunu yapıyorlar. Bağırsakta bir pH var. Buradaki pH'yi ürettikleri kısa zincirli yağ asitleri var. Onları üreterek pH'yi düşürüyorlar. Dolayısıyla düşük pH, sizin de bildiğiniz gibi, yani her canlının yaşayabileceği bir ortam olmuyor. Dolayısıyla evet, mikrobik canlılar, bizi hasta yapacak canlılar bir anlamda, bir oranda orada yaşamlarını sürdüremedikleri için ölüyorlar. Tabii ki burada da az önce söylediğim gibi, eğer yararlı floramız zararlı floradan daha fazlaysa biz bu savaşı kazanabiliyoruz ve hasta olmuyoruz. Evet. Burada şimdi omega 3 diye bir tabir var. Yine çok sık duyuyoruz. Omega 3 nedir? Antioksidanlar diyoruz. Özellikle renkli meyvelerde çokça görülen, işte omega 3 yine balıkta çok fazla, balık yağında olan, hatta kapsülleri var, satılıyor. Birçok takviye edici gıda olarak da satılıyor. Bunlardan da kısaca bir bahsedelim. Evet. Bu bölümü geçelim isterseniz. Tamam. Prebiyotikler var. Probiyotiklerin aslında kullandığı gıdalara biz probiyotik diyoruz. Eğer probiyotikler ve prebiyotikler bir arada kullanılmışsa bu gıdalara da simbiyotik gıdalar diyoruz. Bunların yan etkileri, yani yapılan çalışmalarda belirtilmemiş. En fazla, hani çok fazla probiyotik aldığınızda karın ağrısı, ishal gibi şeylerle karşılaşabilirsiniz. Tabii doz da önemli. Burada da dozu iyi bilmek gerekiyor. Şimdi omega 3 yağ asitleri gerçekten çok önemli. Tabiri caizse beyin gıdası dediğimiz yağ asitleri bunlar. Neden önemliler? Çünkü uzun zincirli, çok uzun zincirli yağ asitleri vücudumuzun sentezleyemediği esansiyel yağ asitleri. Biz diğerlerini dışarıdan alabiliyoruz. Kendi vücudumuza üretebiliyoruz ama öyle yağ asitleri var ki dışarıdan almazsak kesinlikle vücudumuz bunları üretemiyor. Şimdi burada EPA ve DHA görürüz. Özellikle balık yağı reklamlarında falan çok duyarsınız. EPA ve DHA oranı yüksektir derler. Şimdi burada EPA bir omega 3 yağ asiti, eikozapentaenoik asit. Bu EPA beyin, DHA kalp, eklem hastalıkları için, sağlığı için çok önemli. Doğal gıdalarda balıkta, semizotunda ve keten tohumunda bolca bulunuyor. Keten tohumu o yüzden çok önemli bir fonksiyonel gıda. Zannedersem burada da getirdiniz. Evet, evet. Herhalde. Aslında beslenmemizden gerçekten eksik etmememiz gereken, evet, günlük almamız gereken bir gıda. Masamızın üzeri çok zengin bu arada. Belki kamera açısı göstereyim bilmiyorum ama biraz sonra tek tek göstereceğiz onların hepsini. Evet. Buyurun efendim. Evet. Ne yapıyor peki omega 3'ler? Bunlar kalp rahatsızlıklarında, depresyonda, anksiyete bozukluklarında, kanserde, diyabette, bağırsak rahatsızlıklarında etkili oldukları aslında çokça çalışmalarda kanıtlanmış. Belki de en çok konuşulan, en çok tartışılan, en çok araştırılan fonksiyonel gıda gruplarından. Şimdi damar tıkanıkları oluşuyor bizim vücudumuzda.
Ne zaman damar tıkanıkları oluşuyor? İşte omega 3 ve omega 6 yağ asitleri var. Bu oran çok önemli. Biz omega 3'ü her gıdadan alamıyoruz ama omega 6'yı birçok gıdadan alabiliyoruz. Özellikle ayçiçek yağları, bitkisel yağlar omega 6 açısından çok zengin. İşte rahatsızlıklar aslında bizim günlük beslenmemizde 1/2 oranında omega 3, yani omega 3'ü 1 alıyorsak omega 6'yı en fazla 2 almalıyız. Ama bugün modern insanın beslenmesinde bu 1/20'lere çıkmış durumda. O kadar fark var, evet. O yüzden bunların dengeli alınması da çok önemli. Zaten o son zamanlarda da özellikle çok bu kalp damar rahatsızlıkları arttı. Evet, özellikle evet. Damar tıkanıklıklarına bağlı işte kalp krizleri çok fazla. Yani kendi çevremizden biliyoruz. Birçok kişi genç yaşlarında, işte yaş falan fark etmiyor. Eskiden evet. Bu kalp krizleri 50-60'lı yaşlarda biz çok görürdük. Ama şimdi bir bakıyoruz ki 30-40'lı yaşlarda da, daha genç yaşlarda da kalp krizlerini görüyoruz. Çünkü yani. Evet, hazır gıda tüketimimiz çok yaygınlaştı. Bu da çok tetikliyor tabii, genetiği de iyice. Çünkü birçok şey, siz görmüyorsunuz, bilmiyorsunuz ama yediğiniz birçok şey omega 6 yağ asiti yüksek oranda içeriyor. Evet. Çünkü yetersiz omega 3 aldığımız zaman biz vücudumuzdaki, kandaki serotin ve dopamin oranlarımız düşüyor. Ve beyin hücrelerinde geçirgenlik artıyor. Hmm. Beyin hücrelerinde geçirgenlik demek aslında beyin hücrelerine toksik maddelerin geçişi demek. Yani evet. Bugün hani çokça rastladığımız Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklar evet. Omega 3 alımıyla olmadan belki de önlenebilecek rahatsızlıklar. Peki bu birçok etken yani, olsa fonksiyonel da gıdalar bu yönden çok önemli. Beslenmemizde evet. Önemli bir yer tutması gerekiyor. Özellikle evet. Bunu bilinçli yapmak da ayrı bir bilinçli, önemli. Yani evet. Tamam yiyoruz ama her şeyimiz dengede olması gerekiyor. Tabii yani ki, bir muhakkak. Şey bu faydalı diye ondan çok fazla miktarda o yönde tüketmek de doğru değil. Her şeyin bir dengesi olması şimdi gerekiyor. Şimdi 45 tane besin elementi var. Yani bizim günlük beslenmemize dahil etmemiz gereken, gün içerisinde yeterli ve dengeli bir şekilde almamız gereken. Evet. Bunu tabii ki yeterli ve dengeli bir şekilde almalıyız. Yani hani Paracelsus demiş ya, bir şeyi zehir olmaktan ayıran şey dozudur. Evet. Yani siz suyu dahi çok fazla içtiğinizde bu sizi zehirleyecektir. Aynen. Dünyada özellikle yani ülkemizde bu fonksiyonel gıdalar nasıl bir gelişim gösteriyor Şule'nin? Evet. Ona geçelim ister herhalde bu şeyi anlatmak, terimleri ondan anlatmak. Ondan önce bir antioksidanları anlatalım mı olur, Talip tam, Bey? Evet, antioksidanları ben anlatalım. Ben geçtim ama. Çok önemli. Aslında birçok fonksiyonel evet. Gıdanın en önemli özelliği antioksidan olması. Çokça duyuyoruz. Çok duyuyoruz, aynen. Çokça duyuyoruz. Antioksidan yönünden zengin. İşte özellikle evet. Renkli meyvelerde. Evet. Bizim işte bu karadutta. Renk arttıkça evet, artıyor, aynen. Karadutta falan da çok sık bir şekilde gördüğümüz, duyduğumuz. Antioksidanlara bir gelelim isterseniz. Evet, şimdi antioksidan, yani oksidasyon nedir? Paslanmadır. Yani evet. Tabiri caizse kabaca o şekilde ifade edebiliriz. Kötü bir şey yani. Kötü bir şey, evet, evet. Paslanmak kötü bir şey. Şimdi biz aslında işin tuhafı, nefes aldığımızda vücudumuzda istesek de istemesek de bir gıdayı aldığımızda, sindirmeye başladığımızda zaten oksidasyon başlıyor. Yani bir bebek doğduğunda ilk nefesini almaya başladı, oksidasyon süreci başladı demek. Evet. Şimdi biz bir elmayı yedik, biz istesek de istemesek de %0,1 ile 0,4 arasında biz paslanma yapan serbest radikal dediğimiz maddeleri her halükarda üretiyoruz. Yani ne demek bu paslanma? Vücudumuzda siz şöyle düşünün, siz arabanıza bir yakıt alıyorsunuz, kötü yakıt kullanıyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Dumanlı bir şekilde evet. Çevreye zarar veriyorsunuz. Öyle düşünün. Evet. İşte antioksidanlar da bu dumanı emmeye çalışan, nötralize etmeye çalışan ajanlar, maddeler. O nedenle çok önemli. Şimdi ne yapıyorlar peki bu duman çıkaran ya da serbest radikal dediğimiz şeyler ne yapıyorlar? Bir elektrondan yoksun dengesiz maddeler bunlar. Şöyle göstermek istiyorum. Buyurun kameraya doğru, açısına doğru gösterirseniz. Evet. Şöyle göstereyim. Şimdi kamera açısına doğru gösterirseniz. Yörüngelerinde eksik elektronları var ve bunları tamamlamaya çalışıyorlar. Şimdi siz eksik elektronu olan bir madde ne yapıyor? Diğer sağlam hücrelere saldırıyor ve onlardan elektronunu çalıp kendisini tamamlamaya ve kararlı bir hale geçmeye çalışıyor. İşte antioksidanlar kendilerini feda ediyorlar. Diyorlar ki sen gidip vücudumdaki bir DNA'ya hasar verme veya gidip işte bir bağışıklık hücreme zarar verme. Ben elektronunu sana vereceğim. Diyerek evet. Onları nötralize ediyorlar. Ve birçok hastalıkta işte vücudumuzda eğer antioksidan maddelerimiz yeterince varsa, vücudumuza beslenmeyle yeterince antioksidan madde biz alıyorsak birçok hastalığı önleyebiliyoruz bir noktaya kadar. Evet. Beslenme de burada devreye giriyor aslında.
Yani bu o yüzden antioksidanların Evet, önemi çok önemli. hep duyuyoruz ama sanki böyle işte bir yabancı madde gibi gelip önem vermemiz gereken bir Şimdi şey mesela aslında. bir elmayı kesip buraya koyduğumuz zaman siz de görürsünüz Kararma oluyor. kararma olur. Ama biz onun üzerine bir limon sıktığımız zaman C vitamini çünkü C vitamini. antioksidan özelliği vardır. O kararmanın geciktiğini görürsünüz. Özellikle zaten bu gıdalarda C vitaminini kullanıyorlar ki Evet. kararmayı engelleyen kuru Aynen. gıdaların birçoğunda onu kullanıyorlar, evet. Evet. O yüzden önemli antioksidanlar. Sadece peki gıdalarla mı alıyoruz biz serbest radikalleri? Gıda çok önemli bir etken olsa da çünkü vücudumuza direkt giriş oluyor. Hava kirliliği, sigara dumanı, işte alkol kullanımı gibi sıvı yağlar, enfeksiyonlar, aşırı yapılan egzersizler Onlar da veya iyice artırıyor toksinler tabii bu tabii şeyleri. ki serbest radikal Evet. yükümüzü gittikçe artırıyor. Antioksidanlar aslında zengin beslenmenin en önemli, yani hasta olmamanın en önemli sigortalarından bir tanesi. Peki, o zaman bir önceki sorduğum soruya gelelim. Dünyada ve Türkiye'de Evet. fonksiyonel gıdalar nasıl bir gelişim Nasıl gösteriyor? gelişim Evet. göstermiş? Evet. Şimdi 1980 yılında Japonya'da bu çalışmalar başlamış. Ulusal Kanser Enstitüsü buğday kepeğinin kanseri önleyici etkisini tespit etmiş. Ve çalışmalar öncü bir çalışma olmuş bu. 1990 yılında Japonya FUS adı verilen ve organik ve fonksiyonel gıdaların alması gereken bir sertifikalandırma sistemi getirmiş. Ne demek yani? Gıdanın insan sağlığı için uyarlanması, değiştirilmesi, sadece insan için üretilmesi. Çünkü 100 gram buğday kepeği vücudun günlük mineral ihtiyacının birçoğunu karşılıyor. Bunu görmüşler. Mineral ihtiyacının da neredeyse tamamını karşıladığını görmüşler. 1988 yılına gelindi de Japonya'da Fibramine adında sıvı içecekler üretilmiş. Bunların içerisinde özellikle diyet lifi içerikli, C vitamini içeren ve domatesin etken maddesi olan, antikanser özelliği de olan likopen ilave edilmiş. Ve insanlar bunları market raflarından satın almaya başlamışlar. Japonya bu an nedenle çok önemli, öncü bir ülke, hala da öyle. Dünya pazarında 100 milyar euronun üzerinde bir fonksiyonel gıdaların payı var aslında. Bunun Amerika %35 oranında, Avrupa %32, Japonya ise %25 oranında bu pazarın içerisinde kendisini ifade ediyor. Japonya biraz ön plana çıkmış burada Japonya tek çok, başına. tek başına çok. Evet. Evet, çünkü 1800'e yakın fonksiyonel gıda var Talip Bey. Yani raflarına gidip baktığınızda Japonya'nın 1800 çok fazla. Etkili bir şekilde kullanıyorlar Çok bunu yani. etkili bir Hem şekilde kullanıyorlar. Aslında çalışmalar 1980'li yıllarda başlamış. Kullanımına bakarsanız 1930'lara, 1940'lara gidiyor. Evet. Burada bu artış var, bir de fonksiyonel gıdalardaki son zamanlarda bir Evet. artış var. Bunu nasıl görüyorsunuz? Nasıl Evet, değerlendirirsiniz? Türkiye fonksiyonel gıda pazarında çok yer alamıyor aslında. Son 5 yılda birazcık biz şey yapsak da bu pazarda çok düşük oranlarda, yani geriye kalan işte %3'lük, Aslında önemli bir %4'lük pazar, hem önemli bir pazar hem de önemli bir sürekli pazar. gelişen, sürekli artan Evet. ve ciddi ekonomik çıktıları olan bir pazar olma yolunda gidiyor. Evet. Öyle ama Ama biz birazcık sürekli geriden artıyor. takip Evet. ediyoruz. Evet, özellikle 2010-2011 yılından sonra bazı çalışmalar olmaya başlamış. Ama tabii neden artıyor? Dünyada artıyor çünkü. Küresel bir yaşamın içerisindeyiz. Küresel bir dünyanın içerisindeyiz. Çünkü artık 1980'lerden sonra insanlar yaşlanmaya başladılar. Evet. Yani nüfus yaşlanmaya başladı ve sağlık sorunlarımız artmaya başladı. Artan sağlık sorunlarıyla birlikte de sağlık bakım maliyetleri çok arttı. İnsanlar artık şunun derdinde: ben hasta olmadan nasıl yaşayabilirim? Bu kendi elimdeyse ben bunu nasıl önleyebilirim? Bunu merak ettiler. Yaşam standardımız yükseldi elbette. Bunun da çok etkisi var. Bir de tüketicilerin satın aldıkları gıdaların niteliklerini sorgulamaya başladılar. Sağlık kaygısı çok önemli. Az önce de söylediğim gibi hasta olmadan yaşlanmak, hasta olmadan yaş alabilmek çok önemli. Bilgi ve bilinç düzeyimiz arttı. Bir de şu var, hani antioksidanlardan falan bahsettik, vücudumuzdaki işte çöpleri falan temizliyor dedik. Sağlığa zararlı gıdaların zararlarını azaltmak amacıyla da insanlar fonksiyonel gıdalara yönelmeye başladılar. Bir Evet. nevi vicdan Evet, şimdi rahatlatması. tekrar geçeceğiz fonksiyonel gıdaların özelliklerine ama şimdi Evet. kısa bir ara vermek zorundayız. Ondan sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Efendim, Şule Hanım'la fonksiyonel gıdalar üzerine yaptığımız sohbete kısa bir ara vereceğiz. Biraz sonra kısa bir aradan sonra tekrar görüşmek üzere efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar merhabalar değerli izleyenlerimiz. Kayseri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü konu uzmanlarından Gıda Yüksek Mühendisi Şule Nur Hanım'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fonksiyonel gıdalar üzerine ki olan söyleşimize devam ediyoruz. Şule Hanım, fonksiyonel gıdaların ortak özellikleri
nelerdir? Bunların yani hepsinden olma, bunlar neden tercih ediliyor? İsterseniz bunlardan bir değinelim. Evet, olmazsa olmaz ortak özellikleri var tabii gıdaya fonksiyonel gıda diyebilmemiz için. Öncelikle gıda formunda olması gerekir. Yani az önce de söylediğimiz gibi toz, kapsül şeklinde olan şeyler fonksiyonel gıda diye nitelendiremeyiz. Diyetin bir parçası olarak kontrolsüz bir şekilde tüketilebilmeli. Sağlığa olan faydaları etiket ve reklamlara, yapılan reklamlara uygun olmalı. Şimdi bilimsel olarak onaylanmış, kanıtlanmış olması gerekiyor. Yani örneğin içerdiği bir etken maddenin yapılan çalışmalarda işte antikarsinojenik etkisi vardır diye kanıtlanmış olması gerekiyor fonksiyonel gıda diyebilmemiz için. Ve en önemlisi de aslında fonksiyonel gıda tanımını da oluşturan ifade bir hastalığın ya da olumsuz durumun ortaya çıkmasını engellemeli. Hastalık olma, hasta olma riskini azaltmalı ya da azaltmaya yardımcı olmalı. Muhakkak bu özellikleri içeriyor olması gerekir. Bunlara bir örnek verecek olsak, evet, başta gelen hangi gıdalar fonksiyonel gıda olarak tabir edebiliriz? Evet, aslında sayısız fonksiyonel gıda var ama beslenmemizde çoğu insanın tükettiği, tercih ettiği şeylerden bahsetmek istiyorum, ben ifade etmek istiyorum. Öncelikle fermente süt ürünleri çok önemli. İçerdikleri biyoaktif peptitler, süt proteinleri çok önemli. Vücutta sindirilmeye başladığı, sindirim enzimleriyle karşılaştığı zaman yararları ortaya çıkan peptitler içeriyorlar. Yani amino asitler, proteinler içeriyorlar. Sakinleştirici etkileri var. Bağırsakta bulunan toksik bileşiklerin yerini alıyorlar ve laktik asit bakterileri gibi faydalı mikroplar fermente süt ürünlerinin içerdiği probiyotikler sayesinde oluyor. Farklı formlarda olsa da aslında probiyotik ürünler eczanelerde de satılıyor biliyorsunuz. Genelde probiyotik içerikli ürünler. Evet. İnsanlar genellikle işte kefir, ayran, yoğurt, ev yoğurdu gibi şeyleri tüketerek probiyotik içerikleri almaya çalışıyorlar. Bunları daha çok tercih ediyorlar. Tabii kefirin de farklı türleri var. Siz daha iyi biliyorsunuz. Gerçekten evet. Su kefiri var. Evet. Bir de sizin özellikle çalışma alanınız su kefiri. Evet, fermente ürün. Bunu çok kimse bilmiyor açıkçası. Evet. Yani genelde işte yoğurt kefirini, ayran yaptığımız işte süt kefirini biliyoruz. Bu da tabii çok faydalı ama su kefiri de herhalde son zamanlarda bir evet, farkındalık yaratıyor herhalde. Bu süt kefiri aslında flora olarak benzerlik gösteriyorlar. İkisi de bakteri ve maya kümesinden oluşan mikroorganizmalarla fermente ediliyorlar. Yalnız tabii bunda bir miktar laktoz kalıyor. Laktoz evet, intoleranslı insanlar ve biliyorsunuz bir de vegan beslenmeyi tercih evet, eden insanlar var. Orada su kefiri devreye giriyor aslında. Burada sadece su, şeker ve kuru meyvelerle bir fermantasyon sağlıyoruz. Bu bize çok uygun aslında. Çünkü kuru meyveler evet, olduğu için genelde kuru kayısı, kuru evet, erik, kuru incir gibi işte. Aynen, içerisine onları koyuyorsunuz. Sonrasında mesela burada bir fermente üzüm içeceğimiz var. Bununla karıştırabilerek içebiliyorsunuz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Aromalandırabiliyorsunuz. Özellikle bu şişelerde sakladığınız zaman da gerçekten bir gazoz vari çocuklar evet, için iyi bir seçenek olabiliyor. Tabii bunların şeyleri var. Böyle işte muhafazaları var. İşte plastik şişelerde değil, evet, cam şişelerde. Cam şişe muhakkak. Bununla evet, ilgilenenler bunların detaylarını bilmesi iyi olur. Muhakkak. Zaten bütün depolama şekillerini biz gıdalarda ki evet, asitliği zaten düşük gıdalar bunlar. Evet. Plastiklerdeki zararlı maddelerin gıdayı zehir haline dönüştürmemesi evet, için muhakkak depolarken cam ürünlerde, cam şişelerde depolanmasını istiyoruz. Kayısı sirkemiz var. O da bir fermente ürün. Örneğin o da çok önemli bir flora içeriyor. Her sirkede olduğu gibi. Evet, bunları biraz sonra tek tek evet, bir göstermenizi isteyeceğiz kameraya. Hı hı. Hem de kısaca bir de anlatırsanız iyi evet, olur. Söyleşimize yine devam edelim isterseniz. Başka birkaç gıda daha söyleyeyim ben size. Evet. Olur mu? Söylemek istediğim özellikle tabii, beslenmeye dahil edilen örneğin yumurta çok önemli fonksiyonel bir gıda. Çünkü referans protein, tam protein içeriyor. Yani ne demek referans protein? Bütün almamız gereken esansiyel, yani vücudumuzun üretmediği, dışarıdan almamız gereken esansiyel amino asitleri içeren. O yüzden yumurtayı 100 puan olarak değerlendirilir. Diğer gıdalar yumurtanın protein değeri üzerinden değerlendirilir. Yani mesela yumurtaya 100 diyorsak, örneğin etinki 90'dır, 95'tir. Evet. O yüzden beslenmemizde muhakkak dahil etmemiz gereken, büyük ölçüde protein ve yağdan oluşuyor. Omega 3 yağ asitleri açısından zengin. Yine D, E ve B12 vitaminlerini içeriyor. Demir ve fosfor minerallerinden de zengin. Ayrıca DHA ve EPA omega 3 yağ asitlerini büyük oranda içeriyor. Bir de şey var, kolin çok duymuşsunuzdur özellikle. Evet. Kolin maddesi. Omega 3 yağ asitlerinin suda çözünmeyen kısmını ihtiva ediyor kolin. Ve
beyin ve karaciğer gelişimi için olmazsa olmaz bir madde. Bu nedenle haftada 3-4 kez muhakkak güzel bir yumurta beslenmeye dahil edilmeli diye düşünüyorum. Keten tohumu var. Gerçekten çok önemli ve çok güzel bir fonksiyonel gıda. İçerdiği omega 3 yağ asitleri kalp ve koroner hastalık riskini, kanser riskini azaltıcı etki gösteriyor. İçerdiği lignanlar bitki kökenli aslında insan hormonal sisteminin önemli etkenleri. Vücuttaki östrojen hormonuna benzer bir yapıya sahip, hem fonksiyonel gıda hem de fonksiyonel gıda elde etmek istiyorsak keten tohumunu ilave ederek biz fonksiyonel bir gıda elde edebiliyoruz. Latince çok yararlı anlamına geliyor keten tohumu. Keten tohumu ve uygarlığın başlangıcından beri yetiştirilen en iyi gıdalardan bir tanesi. Düşük düzeyde karbonhidrat içeriyor, omega 3 yağ asitlerince zengin. Ayrıca şöyle de bir şey var, mesela hayvan yemlerinde keten tohumu kullanıldığı zaman özellikle yumurtalar için tavukların beslenmelerine evet, keten tohumu dahil ediliyor ve omega 3 açısından zengin yumurtalar elde edilmiş oluyor. Böylelikle dolaylı olarak da fonksiyonel bir ürün, fonksiyonel bir yumurta elde edilebiliyor. Ceviz var, çok önemli. Milattan önce 7000 yılına kadar bilinen bir geçmiş var cevizin. Enstitümüzde de üretimi evet, ağaçlarımız var. Evet evet. Yürüyen cevizle ilgili yürüyen çalışmalar var. Çalışmalar var. Evet, evet çok onları sayıda. Onları yeri geldikçe yetiştirici arkadaşlarla evet, sohbetimize konu ediyoruz. Biyolojik kalitesi çok yüksek. Özellikle kalp sağlığını koruyucu etkisi var. Sadece ceviz değil aslında. Ceviz yaprağı ve kabuğu da uzun yıllar boyunca evet, şeyde alternatif tıpta kullanılmış, yararlanılmış. Şöyle de bir şey var. Baklagillerle birlikte ceviz tükettiğiniz zaman özellikle vejetaryen beslenmede birçok elzem amino asiti alabiliyoruz ve vejetaryenler beslenmesine bu şekilde dahil ediyorlar. Biyolojik kalitesi yüksek dedik. Yani ne demek biyolojik kalitesi yüksek? Sindirimi kolay bir ürün. Evet. Yani içerdiği proteinler. Kayısı biliyorsunuz kayısı çok önemli bizim başı, için. Her şeyin başı. Aynen. Ondan laf döner dolaşır mutlaka kayısıya gelir. Muhakkak kayısıya gelir. Gelir. Evet, kayısı ama gerçekten vazgeçilmez bir ürün. Hem şey özellikleri açısından fonksiyonel gıda olarak da çok önemli. Çok önemli evet. Özellikle bağırsak rahatsızlıkları olanlar diyetlerine mutlaka muhakkak çünkü kayısı yüksek koyuyorlar. Oranda diyet lifi içeriyor aslında sadece kayısı. Sadece rahatsızlığı olduğu zaman değil de bunu normalde sağlıklı zamanlarda da bunları diyetimize beslenmemize tabii, koymamız gerekiyor. Zaten amacımız fonksiyonel gıda tüketmek evet, değil. Amacımız hasta olmamak. Önce hasta olma. Bunun için uğraşıyoruz genelde fonksiyonel gıdaları tüketirken. Işte, hasta olduğumuz zaman biz böyle işte yok o çaya, o çayı, bu çayı deriz. Böyle işte her şeyi sınırları da zorlarız hatta. Evet. Almamız gerekenden daha fazla alırız. Bunun bize fayda getireceğini düşünürüz. Hı hı. Halbuki bunları dengeli bir şekilde hasta olmadan alıp bağışıklığımızı yükseltmek. Bir, çünkü bir nevi. Evet. Bağışıklığımızı yükselterek hasta olmamayı amaçlamamız gerekiyor. Evet. Burada da mesela her gün aslında böyle 3-4 tane kuru kayısı. Hem yani isteğe göre küçüklü kayısı da tercih edilebilir. Gün kurusu da tercih edilebilir. Ben açıkçası herkese öneriyorum yani. Mutlaka beslemelerine koymalarını. Muhakkak evet, evet. Çekirdek de, kayısı çekirdeği de evet, herhalde bu anlamda değil mi? Şimdi kayısı çok önemli. Diyet lifi çok önemli. Çünkü birçok özellikle kolon kanserinin önlenmesinde hı-hı, çok önemli. Çünkü gerçekten bazı hastalıkları iyileştirmek çok zor. O nedenle fonksiyonel besinleri beslenmemizde aldığımızda önlemek daha kolay oluyor bazı hastalıkları iyileştirmekten. Kayısı ya da çekirdeği de gibi, özür dilerim genetik bir yatkınlığımız varsa onu bile geciktirebilir. Onu bile evet, geciktirir, susturabilir, onu bile geciktirebilir. Belki de ömür boyu evet, hasta olmamıza ki, evet, sebep olabilir. O açıdan çok önemli evet. Evet. Kayısı çekirdeği gerçekten çok önemli, zengin bir içeriği var. Antioksidan özelliği var. İçerisinde bulunan yağ asitleri çok değerli. Vitamin ve mineraller var. %14 ile %45'e varan çeşitlerde protein ihtiva edebiliyor. B grubu vitaminlerince zengin. Potasyum ve magnezyum mineralleri açısından da çok zengin. Antibakteriyel etkilere sahip, özellikle Çin tıbbında astım rahatsızlığının tedavisinde insanlara reçete edilirmiş. Birkaç makalede buna denk geldim. Hastalıkların önlenmesinde besleyici olarak dengeli besinlerden biri. Yine diyet lifi çok yüksek oranda içerdiği için bağırsak hareketlerini uyarıyor. Besin alımını artırıyor kayısı çekirdeği. Ayrıca kayısı çekirdeğinden elde ettiğimiz ürünler de fonksiyonel ürün özelliği
kazanıyor. Kayısı çekirdeği yağı da çok önemli aslında. Sadece çekirdek değil. Hem kozmetikte hem de beslenmede muhakkak dahil edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü antioksidan, antikanser ve antimikrobiyal etkilerinden dolayı geleneksel tıpta uygulama bulmuş. Ve şöyle de bir şey var. Şöyle bir dün programa hazırlanırken şöyle bir makalede denk geldim. Kanser hücrelerini intihara sürükleme şeyleri var, etkileri var. Apoptosis dediğimiz kayısı çekirdeği ve kayısı çekirdeği yağının bununla ilgili yapılan bir çalışmaya denk geldim. Gerçekten de etkileyen bir kanser hücrelerini intihara sürüklüyor. Yani vücudunuzdaki kanser hücrelerini öldüren, evet intihara sürüklüyor. Apoptosis, evet. Çok önemli bir etkisi var. Gerçekten hatta Helicobacter pylori üzerinde de etkili olduğunu birkaç yerde denk geldim. Şimdi kayısı çekirdeğinde tabii amigdalin birazcık insanları korkutabiliyor ama az önce de söylediğimiz gibi gerçekten her şeyin dozu çok önemli. Amigdalin ile ilgili yapılan önemli çalışmalar da var yani antikanser özelliğiyle ilgili. Hatta bilim adamları burada ikiye ayrılmış durumda. Bazı bir grup bilim adamı da amigdalinin ileride kanser tedavisi için çok umut verici olduğunu düşünüp ileri sürenler de var. Bunu aslında da göz ardı etmemek lazım. Bence daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Tabii ki başta da söylediniz bir şeyin dengesi çok önemli. Evet. Zehirle şifa arasında doz farkı olduğunu İlacı söylediniz. İlacı zehirden tabii, ayıran doz. Evet. Doz farkı var. Her şeyi çok fazla yediğiniz zaman zarar veriyor. Özellikle amigdalin miktarı işte bademde de var, badem çekirdeğinde de var. Kayısı çekirdeğinde de var. Çok aşırı miktarda siz su da içerseniz size zarar veriyor. Evet. İşte aşırı miktarda tabii bunun özellikle acı çekirdekte biraz daha amigdalin oranı yüksek. Zaten bir insan tutup da böyle avuç avuç acı çekirdek yiyemez yani. Evet. Öyle de mümkün bir değil yani. Mümkün zaten değil. Yiyemezsiniz. Zaten bunlar hani modern tıpta ekstreler halinde, ilaçlar halinde kullanılıyor. İlaç sektöründe kullanılıyor. İlaç sektöründe kullanılıyor. Bu şekilde. Masanızda şey görüyorum. Kayısı çekirdeğinden elde ettiğiniz kayısı bitkisel sütü var. Süt. Evet, var. Arkadaşımızın yine çalışması. Enstitüdeki bir arkadaşın çalışması. Yine üniversitesinden hocalarımızla beraber çalışıyorlar herhalde. Çalışıyorlar, evet. Bildiğim kadarıyla. O da gerçekten geleceğin önemli bence hem ticari olarak hem beslenmedeki yeri anlamında çok önemli bir yer tutacak diye düşünüyorum. Evet, fermente süt ürünleri elbette çok önemli ama tüketemeyen bir grup var. Bunu yadsıyamayız. Evet. Onlar için de bir pazar oluşturmak gerekiyor. Çünkü insanlar bunları gerçekten kullanıyorlar ve tüketiyorlar. Yeterli ve dengeli beslendiğimiz zaman eğer herhangi bir sağlık rahatsızlığında yoksa elbette fermente süt ürünlerini de tercih edebiliriz. Her ama şey. Bunlara da şans vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Çünkü ne kadar çeşitli beslenirsek floramız o kadar zengin olur. Yani bunu biz kişisel olarak sağlık açısından düşünüyoruz. Tabii ya da sütü içemeyen kişilerin içmesi gereken tabii, bir ürün olarak düşünüyoruz ama. Laktoz intolerans insanlar özellikle tercih ediyorlar. Vegan beslenenler gerçekten özellikle tercih ediyorlar. Ve bence badem sütüyle yarışabilecek evet, bir evet, ürün bence diye de. Düşünüyorum. Yarışır hatta badem sütüyle aynı gibi. Evet. Ama benim dikkatini çekmek istediğim biz tabii bunların hepsini böyle bir ürünü geliştirerek, bunu yaygınlaştırarak ticari boyuta nasıl dönüştürebiliriz? Bir de bu boyutu var. Tamam evet. Bir kısım bundan faydalanıyor ama bizler de bunu yayarak ilin kazancına, Malatya'nın kazancına, çünkü bu Malatya'dan başka bir yerde genellikle olmuyor. Yani olmuyor derken büyük Türkiye'deki üretimin büyük çoğunluğu Malatya'da olduğu için. Evet. Ve bize mesela Amerika'da bunun çok büyük bir ticari sektörü var. Evet, kayısı çekirdeğinden değil de badem sütünden. Bitkisel sütlerin badem, önemli bir evet, şey var. Bitkisel sütlerin çok önemli bir şey var. Hatta ben raflarda görüyorum bazen. Tabii her markette değil de bazı işte şey değişik ürünlerin olduğu marketlerde çok pahalı. Çok yani pahalı ürünler, litre evet. Süt 20 liraysa 1 litre süt şu anda marketlerde şu anda bitkisel 2023 sütler, Ocak ayının evet. itibariyle 20 liraysa bitkisel sütler 80 lira, 100 lira. 100 lira evet. Evet, o civarda. Her ürünün bir alıcısı var. Yaygınlaştırmak tabii, evet, gerekiyor yaygınlaştırmak nedenle. Gerekiyor. Evet. Bunu da katma değer olarak katma bence değer. Çiftçimize, üreticimize daha doğrusu önce üreticimize dolaylı olarak da çiftçimize de bunun faydası olacaktır diye düşünüyorum. Evet, ben muhakkak. Çok önemli görüyorum gerçekten bu kayısı çekirdeği sütünü. İnşallah çalışmalar ilerler ve ticari İnşallah. Bir ürün olarak raflarda da kısa bir süre içerisinde yerini almış olur. Evet. Başka ürünlerden değineceğimiz ürünler cevizden bahsettik. Cevizden, kayısıdan bahsettik. Evet. Yulaf örneğin beta-glukan içerir. Bu nedenle beta-glukanın doğal bir kaynağıdır. Bu nedenle çok önemli. Evet. Fermente zeytin. Masamızda var bunlar hepsi. Hepsi var evet. Fermente zeytinimiz, işte kara buğdayımız. Yine kara buğday dediniz. Kara buğday mineral açısından çok zengin. Evet artı özellikle. Artı şey herhalde bildiğim kadarıyla
Çölyak hastaları için bu evet, glutensiz bir ürün. Aslında bir buğday ürün. Evet. olarak anılıyor ama ülkemizde yetiştiriciliği sınırlı yapılıyor sanıyorum. Bu konuda da gluten... yine bir enstitüde bir çalışma başlayacak. Başladı evet, daha doğrusu. Başladı yeni evet. Yeni bir çalışma, yeni bir proje. Zaten hali hazırda bir üretimimiz vardı bizim. Kayısı çekirdeği unuyla kurabiye evet. Elde ediyor çalışması arkadaşımızın. Özellikle çölyak hastaları için, glutensiz beslenen evet. insanlar için çok güzel bir çalışma oldu gerçekten. Onu desteklemek adına, orayı birazcık daha o alanı birazcık daha genişletmek adına kara buğday veya diğer işte gluten içermeyen tahıllarda evet. Unlarını kullanarak fonksiyonel ürünler elde edeceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. Peki fonksiyonel bu ürünlerin geleceği hakkında neler söylemek istersiniz evet. efendim? Şimdi 90'lı yıllara baktığımız zaman bir lezzet çılgınlığı dönemi görüyoruz. İnsanlar evet. Ve şunu görüyoruz. Gerçekten obezite, kalp damar rahatsızlıkları artmış bir durumda. Ve insanlar 2000'li yılların ortasına geldiğinde bunu durumun farkına vardılar. Yani aşırı şişman insanlar, kalp rahatsızlığı yaşayan insanlar sayısı gittikçe artmaya başladı. Ve insanlar artık son yıllarda doğal beslenme ve hastalığı önlemek için de fonksiyonel gıdalara bir eğilim gösterdiler. 1980'lerin ortalarından beri fonksiyonel gıdalara ilgi gerçekten çok arttı. Bunu hepimiz bunu yaşıyoruz, hepimiz bunu görüyoruz, siz de fark ediyorsunuz. Özellikle Alzheimer, tip 2 diyabet olmak üzere bu hastalıkların riskinin azaltılması yönünden fonksiyonel gıdaların beslenmeye dahil edilmesi gerçekten çok önemli. Çünkü fonksiyonel gıdalar biyoaktif bileşenler içeriyorlar, bunlara ihtiva ediyorlar. ve bilim teknoloji kullanılarak da bu biyoaktif bileşenler özütleniyorlar. Gıdaya katılabilir formlara getiriyorlar ve bunlar da yüksek teknoloji gerektiriyor. Aslında birçok Avrupa ülkesinde, örneğin Amerika'da hamileler için neler yapılıyor? Mesela folik asitçe zenginleştirilmiş ekmekleri siz fırından alabiliyorsunuz. Yani bir folik asit takviyesi almak yerine evet. gidip fırından siz bir folik asitle zenginleştirilmiş normal ekmek alabiliyorsunuz. Gibi ama folik asitli. Veya ekmek. Evet işte güneşin yeterli insanlara ulaşmadığı ülkelerde D vitamini eksikliğinin önüne geçebilmek için Kuzey Avrupa ülkelerinde sütler D vitamini açısından zenginleştirilmiş. Evet. Toplum sağlığının korunması bu şekilde sağlanıyor. Ve aslında fonksiyonel gıdalar hastalık ortaya çıkmadan önce beslenme için uygulanabilecek en iyi yol. Şimdi ne yapılacak fonksiyonel gıdalarla ilgili? Yani ne yapmalıyız? Neler yapılabilir? İfade etmek gerekirse aslında Türkiye'de insanların çoğunda beslenmeye bağlı beslenme yetersizlikleri var. Bunun önüne geçebilmek için aslında biz gıda mühendislerinin böyle bütün bileşenleri içeren ama sağlığa da zararlı olmayan kompakt gıdalar tasarlaması ve bunu onların hizmetine sunması gerekiyor. Sonra tıp alanına bakarsak başka ülkelerde örneğin medikal gıdaları tıp doktorları reçete edebiliyorlar. Medikal gıdalar reçete edilebilmeli. Sizin de daha ilgi alanınız olan ve çalışma alanınız olan tarım düzeltilmeli muhakkak. Dikey evet. tarım yapılabilir gelecekte. Organik tarıma geçilebilir ve kompostlar ile topraklar zenginleştirilebilir. Böylelikle fonksiyonel ürün çeşitliliği artırılabilir ve ben şunu çok önemsiyorum. Bence her gıda laboratuvarında süper kritik ekstraksiyon prosesleri her yerde olmalı. Yani her şeyin aslında özütleri elde edilerek gıdaların fonksiyonelliği artırılmalı ve fonksiyonel gıda çeşitliliği sağlanmalı. Evet. Ve beslenme programları insanların muhakkak beslenmelerine dahil edilmeli. Böylelikle aslında sağlık harcamaları da bir nevi azaltılıyor. Evet. Şimdi masamızda o dediğiniz yöntemlerle elde edilmiş ürünler evet. de var. İsterseniz bunları bir tanıyalım. Ondan evet. önce Şule Hanım, kitaplar var masanızda. Bunlarla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya da nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Şimdi fonksiyonel ürünü çalışınca evet. ve gerçekten ben fonksiyonel ürünler konusunda okumayı ve çalışma yapmayı çok seviyorum. Mesela şundan bahsetmek istiyorum. Terry Walsh aslında kendisi MS hastası, yer çekimsiz sandalyeye mahkum olmuş bir doktor. Ancak hastalığını beslenmenin olmadığı bir süreçte iyileştiremediğini görüyor. Ve tabii ki artık tekerlekli sandalyede de hayatına devam ettiği için çokça zamanı oluyor. Ve okumaya başlıyor. Diyor ki yani taş devrinde insanlarda neden böyle rahatsızlıklar yoktu? İnsanlar neden böyle rahatsızlıklar görülmüyordu? Nasıl besleniyorlardı? Ve yaptığı birçok yanlışı aslında görüyor. Ve biliyor musunuz kendisi şurada sandalyeden bisiklet sürme aşamasına geliyor ve şu an bu beslenme protokolüyle dünyada birçok insanı tabii ki modern tıpla birlikte aldığı tedavilerle birlikte beslenmeye de dahil ederek insanları iyileştirebiliyor.
Yine ülkemizden Profesör Doktor Ahmet Aydın, rahmetli oldu kendisi. Ama gerçekten ülkemize çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Otizme çözüm olduğunu ifade etmiş. Hmm. Otizmli çocuklarda yaptığı çalışmalarda birçok eksikliğin veya alınan yanlış gıdaların aslında o çocukları daha da otistik bir hale getirdiğini ifade etmiş ve onların beslenmelerinde mesela kazein gibi, gluten gibi gıdaları çıkardığında veya D vitamini takviyelerini takviyeleri dahil ettiğinde beslenmelerine bu çocukların yani yüksek oranlarda iyileşebildiğini, cevap verebildiğini görmüş. Birçok kitap var aslında. Evet, Ayşegül Çoruhlu, Doktor Ayşegül Çoruhlu gerçekten çok önemli. Bütün kitaplarını severek ve bütün videolarını severek izliyorum. O da hep modern tıpla birlikte beslenmeyi hem kendi hayatında uygulayıp hem de insanlar aktarabilen bir insan. Son olarak da şundan da bahsedeyim. Bağışıklığınızı güçlendirin. Kendisi Doktor Amy Mayer. Kendisi de tiroid hastası, bir Graves hastalığına sahip. Kendisi de beslenmeyle bu hastalığından çok şükür ki kurtulmuş ve şu an kendisi de birçok insanı kendi protokolüyle, beslenme protokolleriyle iyileştirebiliyor. Yani söylemek istediğim aslında buradaki birçok doktorun da söylediği gibi ve uyguladığı gibi hastalıklar beslenmeyle ilişkili. Beslenmeyi küçümsememek gerekiyor. Tabii ki, tabii ki. Her şeyin başı, başta da söylediğim gibi besleme, sağlıklı besleme, dengeli beslemeden geçiyor. Yine burada isterseniz masamız üzerindeki ürünlerden ve hem çalışmalarınızdan bahsedelim isterseniz. Enstitüdeki, Kayseri Araştırma Enstitüsü'ndeki çalışmalardan biraz bahsedelim. Hem de buradaki ürünleri kısaca bir tanıtalım isterseniz. Efendim şimdi Kayseri Araştırma Enstitüsü dediğimiz zaman yine Kayseri akla geliyor. Kayseri'den başlayalım ürünlerimize. Biliyorsunuz burada yine fonksiyonel gıda olarak kullandığımız, tükettiğimiz kuru kayısı, yani gün kurusu kayısımız var. Gün kurusu kayısı. Bunun yanında kükürtlü kayısımız var. Kükürtlü kayısı fonksiyonel gıda olarak herhalde tüketilmiyor. Değil mi? Oradaki oran önemli. Evet. Yani oran önemli. Gün kurusu için. Evet. Yine kayısının tabii sadece gün kurusundan elde edilmiş birçok ürün var. Bunu çarşıda, pazarda da görebiliyoruz. Fakat en önemlisi bu dilimlenmiş, bu hoşaflık da olarak da kullanılabilen dilimlenmiş kayısı. Yine enstitünün çalışmalarından bir tanesi, isterseniz bunu siz... Kayısı sirkesi, arkadaşımızın çalışması, fermente bir ürün. Biliyorsunuz sirkeler içerdikleri laktik asit bakterileri sayesinde probiyotik özellikte olabiliyorlar ve kolon sağlığını önemli ölçüde olumlu etkiliyorlar. Yine başka bir kayısıdan elde edilen bir ürünümüz var. Yine fermente bir ürün, evet turşu. Fermente ürün, kayısı çağlası turşusu. Çok değerli bir ürün, evet. Aynen. Bunu ben daha önce bilmiyordum. Enstitüdeki arkadaşların çalışması sayesinde öğrendim. Özellikle çağla döneminde ilaçlanmamış kayısılardan, çağlalardan toplanıp turşusu yapılıyor. Turşusu yapılıyor. Çok böyle aynı kışın yenen diğer turşular gibi fermente bir ürün. Evet. Buradan başka ürünlerden... Mis marmelat, özellikle şekersiz, arkadaşımızın bir çalışması yine. Diyabet hastaları özellikle tüketebilir veya şeker tüketmek istemeyen insanlar için fonksiyonel bir ürün. Zaten kayısı şeker oranı yüksek bir yüksek ürün. Yüksek bir ürün. Evet. Bir de bunu özellikle şeker takviyesiyle takviyelendirmektense... Rafine şeker kullanmayıp... Evet, rafine şeker kullanmayıp, değil mi? Evet. Özellikle diyabet hastaları için güzel bir ürün ölçülü olmuş. Bir şekilde tüketebilecekleri bir ürün. Yine kayısı toz çekirdeği. Evet. Kayısı çekirdeğinin toz halinde. Şunun kahvenin toz halini yaptı arkadaşımız. Biliyorsunuz bu da hiçbir katkı maddesi içermeden kayısı çekirdeğinin kendisi ve yağını ihtiva ediyor. O da gerçekten değerli fonksiyonel yani bir ürün. Yani bu ürün kayısı çekirdeğinin normal kahvesi kıvamında bu. Akışkan bir kıvamda. Hı hı. Bu da instant halinde değil mi? Evet, instant, toz haline getirilmiş hali. Bunların enstitü ilk çalışmaya başladığında biliyorum yani 7-8 sene önce çalışmaya başladı bunların çalışmasına. Hı hı. Hatta o zamandan Malatya'da ilk defa çalışıldı. Bunların patentleri de alındı. Evet, alındı. Evet, kayısı çekirdeği kahvesi diye patentler alındı. Gerçekten çok güzel bir çalışma. İçimi de çok güzel. Evet. Biraz önce bahsettiniz bazı ürünlerin özellikle antioksidan özellikleri kapasitesi yüksek. Yüksek ürünlerden karadut suyunun tozu. Karadut gerçekten kendisi antioksidan kapasitesi çok yüksek bir ürün. Bunu üretiyorsunuz. Bunu özellikle arkadaşımız şunun için düşündü. Pastaların içerisine işte renklendirici katkı maddesi dışında neler kullanılabilir veya çocukların işte sütüne, yoğurduna eklenebilir.
Bu aynı amaçla beyaz dut, beyaz dut, evet, tozu çok değerli var. Bir çalışma. Evet. Bunlarla da ilgili inşallah çalışmalarımız olacak, yapılacak. Bence de bunlar çok önemli çalışmalar. Sadece direkt beslenme tüketmekten ziyade bunları işte yan sektörlerde, işte dediğimiz gibi pastacılık sektöründe. Bunların hepsi sonuçta biliyorsunuz meyveli yoğurtlar gerçekten meyveli çocuklar yoğurtlar. Çok seviyorlar. Ama içerikleri biraz belki şüpheli olabilir. Evet. Belki ebeveynler tüketmesini istemeyebilir. O nedenle çok sağlıklı ve fonksiyonel bir ürün. Bu tür ürünlerin gelişmesi ekonomik anlamda da bir kazanç kapısı oluşturuyor. Tabii ki. Ve özellikle bunu üreten, bunu her aşamasını yani tam böyle yetiştiricilik boyutundan tutun da rafa gelene kadar tüm alanlardaki... Her anlamda ülke ekonomisine katkısı olduğunu düşünüyorum. Katkı sağlıyor. Evet. Burada yine reçeller var herhalde. Kayısı reçeli. Evet. Birçok reçel üretti arkadaşımız. Acı biberli, şili biberli. Şili biberli. Evet. Yani acı kayısı reçeli. Acı kayısı reçeli. Daha doğrusu acı kayısı değil de acı biberli kayısı acı reçeli. Acı biberli evet. Şili biberli. Kayısı reçeli üretti. Gerçekten farklı bir tadı var. Aynen. Biraz acımsı bir tat veriyor. Şekerle acının karışımı. Sonradan bir acı tat. Farklı bir tat. Burada arkadaşlarımız hem marmelatte hem reçelde birçok denemeler sonucu, birçok tabii bunlar hepsi şey oluyor, belli bir prosesi oluyor. Evet. Sadece bir tane kayısı çeşidinden değil de onlarca kayısı çeşidinden farklı kombinasyonlarda, farklı şeker oranlarında denemelerle ortaya çıkan çalışma sonucu en iyi olan şeyler. Tabii, hem çeşit evet. anlamında hem de son ürün olarak. Duysal rengiyle, analizlerde en çok beğenilen ürünler rengiyle, özellikle tadıyla, çalışılıyor. Evet. Burada bu nedir efendim? Burada ezme, bir şey marmelat. Marmelat. Yine kayısını, marmelatı. Evet, kayısını marmelatı. Evet. Ezmemiz burada. Bunu da gerçekten marmelat. Kayısı marmelatı bu da. Evet, bu da gerçekten. Bu da ezmemiz, evet. Bunu da gerçekten çok önemsiyorum. Özellikle çocuklar için trans yağ içeren birçok ürün görüyoruz market rafında. Kayısı çekirdeği ezmesi değil mi? Kayısı çekirdeği ezmesi, evet. Evet. Bunu da gerçekten değerli bir ürün. Yani şurada bal ve tahin içeriyor kayısı çekirdeğiyle birlikte. Bal, tahin. Çocuklara zor yedirebildiğiniz şeyler aslında. Burada acı kayısı reçeli var. Evet, biraz önce söyledik acı kayısı reçeli, şili biberli. Hı hı. Gerçekten değişik bir ürün olmuş. Evet. Sizin kurabiyemiz, kurabiye, kayısı üretimi zaten şu anda kurabiyesi. Yapılıyor. Evet, kayısı çekirdeği kurabiyesi. Kayısı çekirdeği unundan. Glütensiz. Glütensiz, çölyak hastalarına özel. Sadece çölyak hastaları da kullanabilir ama bunun yanında tabii şey de tabii çok ki. Güzel bir tadı var. Evet, çok güzel. Ben çok seviyorum. Tatlandırma olarak da dut, kurusu gibi. Evet, dut kurusu. Yani dut tozu kullanılmış. Hı-hı. Tatlandırıcı madde dut olarak. Dut unu, evet. Dut unu. Çok güzel bir ürün. Biliyorsunuz glutensiz beslenme insanlar arasında çok yaygınlaştı. Çünkü birçok rahatsızlığın sebebinde gluten intoleransı yattığı düşünülüyor. O insanlar da bunları glutensiz ürünleri çokça tercih ediyorlar. Evet. Burada yine biraz önce bahsettik kefirler var. Kefir, evet o süt kefiri. Bu su kefiri. Su kefiri, evet su kefiri. Burada yine kuru meyve, Malatya'da çok bu miktarda bulunan kuru meyvenin bir tür değerlendirilmesi gibi. Değerlendirilmesi. Bunu yanında meyve suyu var. Evet, meyve suyuyla üzüm. Değişik kombinasyonlarla beraber bunlar, de evet farklı oranlarda karıştırdığınızda çocuklar çok rahatlıkla gazoz yerine içebiliyorlar. Evet. Yine kayısı çekirdeği sütü. Gerçekten ben bunu çok önemsiyorum. Kayısı çekirdeği sütü. İleride Malatya'mız için çok güzel bir pazarı olacak. Malatya'mıza evet, çok güzel bir gelir getireceğini düşündüğüm bir ürün. Evet. Burada gerçekten masamız zengin. Şöyle isterseniz bir alalım. Ondan sonra da programımızı kapatacağız. Son olarak ne söylemek istersiniz? Bu son sözlerinizi alalım. Kapatalım ondan sonra programımızı. Dediğim gibi yani fonksiyonel gıdaları ben çok önemliyorum ve fonksiyonel gıda dışında da çok çalışma yapmayı sevmiyorum. Bundan sonraki çalışmalarım da inşallah fonksiyonel gıda üzerine olmasını temenni ediyorum. Evet. İnsanların etiket okumalarını gerçekten beslenme okur yazar olmalarını öneriyorum. Muhakkak aldıkları ürünlerin etiketlerini okusunlar, fonksiyonel gıdaların beslenmelerine dahil etsinler. Gerçekten birçok şeyin değiştiğini, birçok şeyin değişebileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten iyileştirmek hasta olmaktan daha kolay. Daha kolay, evet. Şule Hanım çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınız hakkında bilgi verdiniz. Enstitü çalışmaları hakkında bilgi verdiniz. Ben teşekkür ederim. Bir de bu ederim. Böyle bir fonksiyonel gıdalar hakkında bir gerçekten bir bir program oldu. Açıklayıcı bir program oldu. Bu konuda çalışmalarınızın yani devamını çok dilerim. Çok kapsamlı bir konu esasında. Evet, evet. Tabii süremiz de çok yetiyor kısıtlı. Bu şekilde teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet. Kolaylıklar diliyorum. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Tarım Günlüğü başka bir hafta başka bir konukla Tarım Günlüğü programımıza yine sizlerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın efendim.